Değerli arkadaşlar merhaba, başlayalım mı? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle basın emekçilerine gerçek haberi topluma yayan, haber alma hakkını sağlayan ve elbette doğruları yazan ama yanlışları da direnip halkı gerçek haberle buluşturan basın emekçilerine başarılar dilerken bu uğurda gözaltında olan, tutuklu olan, basın yayın organı kapatılan bütün kurum kişilere özgürlük talebimizi bir kez daha yenileyerek başlamak isterim. Evet, yaza geldik. Haziran ayı. Haziran ayı evet. Ahmet e, kork, e, korkmaz gelin dediği gibi haziranda ölmek zorla başlamak lazım belki. Haziran'ın kendine özgü bir başka özelliği var elbette. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim diyen büyük ozan kardeşliğe, dostluğa davetinde kendisini bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ve elbette Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü buradan elbette anmadan olmazdı. Değerli basın emekçilerim. Tarım, ekmek, gıda, insanın yaşam hakkından sonra yaşam hakkını sürdürebilmesi için hava su ve gıda. Bu temel değerler olmazsa yaşam hakkı da olmaz. Elbette tarım gıdanın temelidir. Toprak, onu işleyen çiftçi, onu soframıza kadar getiren bütün dinamikler, tedarik zincirinde çalışma yapan herkes çok kıymetli. Ama tarımın başka bir özelliği var. Üstü açık fabrika Seralar elbette var ama yetmez. Dünyada tarımın temeli toprak ve üstü açık. Ülkemiz de öyle. İklim krizi, küresel ısınma ve onun getirmiş olduğu sorunlar. Son yıllarda doğal afetlerin yani don, dolu, rüzgar, fırtına, aşırı yağış aşırı sıcaklık değişimleri artı ve eksi ve dolayısıyla tarıma etkisi doğrudan olan iklimsel doğal afetler olarak karşımızda durmakta. Her yıl biraz daha ne yazık ki artıyor. Neden mi? Bizim yüzümüzden. İnsanlığın bu dünyaya yaptığı kötülükler üzerinden. Israrla rant, ısrarla kar ısrarla servet birikiminden dolayı insanlık doğayı da çevreyi de ne yazık ki perişan etti. Ve dolayısıyla iklimsel doğal afetlerimiz arttı. Her yıl daha da artıyor. Bu yıl Adana'dan Çukurova'dan donla başlayan süreç arkasından Afrika sıcaklarıyla 40 41 derecelere kadar çıkan hemen arkasından eksi bire kadar düşen onun devamındaki bu dönemde birçok üründe özellikle Akdeniz'de Narenciye'de yaşanan döllenme sorunu yüzünden büyük bir zarar hemen arkasından bir don ülkenin birçok yerinde etkili olmaya başladı ve son günlerde de dolu mevsimidir adeta dolunun il il gezdiğini, havza havza gezdiğini görüyoruz. Mayıs ayı içerisinde bunları Haziran'la bağlantılı olarak yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bunlar ürünlerde bir miktar kaybı, iki kalite kaybı yaratıyor. Dolayısıyla zaten borç yükü altında ezili olan üretici hem üretimden biraz daha soğuyor ama aynı zamanda da o borç yükü artıyor. Bir taraftan Yok olan, tahrip olan ürünü yeniden ekmek için masraf etmek zorunda kalırken öbür taraftan o ürünü nasıl pazarlayacağım diye kara kara düşünüyor. Peki bu zarar ziyan hangi illerimizde oldu? Yaklaşık 46 il. Dün gece ve bugün bilmediğimiz bir dolu yağdıysa bildiğimiz kadarıyla şu anda 46-47 ile kadar bir zarar var. Bunlar kısaca Adana'dan başlıyor. Adıyaman, Afyon, Karahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kır, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Muş, Nide, Rize, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve dün gece Ordu'da aldığımız bilgilerle doluyla şu ana kadar gelen bilgiler böyle. Hemen şunu yaptık. Genel Başkanımızın görevlendirmeleri üzerinden 18 ile görevlendirmeler yapıldı. Bu görevlendirmeler bu hafta içerisinde başlıyor. Bölgede çalışma yürütülecek, çalışma üretim miktarı, üretim çeşitli üzerinde olan etkileri, çiftçinin borç durumu, hangi ürünlerde ne kadar miktar olarak, ne kadar para olarak zarar değerleri, sigorta, Tarsim sigorta kapsamı içerisinde olup olmadığı, çiftçinin varsa bankalara, tarım krediye olan borçları ve genel olarak çiftçilerin önerileri yaşadıkları konusunda bilgi alacaklar izlenim içerisinde olacaklar ve bunları bir rapor halinde genel merkezimize sunacaklar 18 il dedik neden 46 ilde zarar vardı 18 ile hesapladık birbirine yakın illeri bütünleştirdik Çünkü aynı zamanda mecliste bir süreç yürüyor meclis açık Orada da görevlendirmelerimizin dolayısıyla asil görevlerimiz var. İkisini aynı anda yürütebilmemiz için görevlendirmeleri aynı bölgede olup birbirine yakın illerin üzerinden giderek böyle bir görevlendirme yaptık. Bir de daha fazla zarar gören, daha fazla zarar ziyan olan illeri önceleyerek kapsamlı bir çalışmayı yürüttük. Peki bugüne kadar olan zarardan hangi ürünler etkilendi? Yine antep fıstığı, badem, ceviz, mandalina, limon, portakal, kayısı, erik, armut, elma, kavun, karpuz, çilek, kiraz, vişne, fındık, zeytin, buğday, mısır, ayçiçeği, kanola, haşhaş, patates, domates, salatalık, kabak, şeker pancarı, pamuk, yonca, yağlık gül, kekik, lavanta Ada çayı gibi ürünler bunlar elbette bize gelen bilgiler ama bilmediğimiz ya da şu ana kadar tespit etmediğimiz başka ürünler de olabilir. Bunun özellikle bunları söylememdeki gerekçe olayın ne kadar geniş olduğu, ne kadar büyük olduğu, ne kadar çeşitlilik üzerinden olduğu ve ne kadar ile yayıldığını özellikle bilinsin diye. Peki bu zarar ziyan aşağı yukarı her yıl bu kadar geniş olmasa da ki daha sezonun ortasında sayılırız. Haziran var, Temmuz var, Ağustos var, Eylül var. Ekim var. Yani daha ne olacağını da gerçekten bilmiyoruz. Peki Türkiye'de bu afet yönetimi nasıl oluyor? Türkiye'de afet yönetimi 1977 yılında çıkarılmış bir kanun var. O kanun 1970 yılında tabi afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkındaki kanun. 2090 sayılı kanun ve 1977 yılında çıkarılmış. Daha sonra 2006 yılında hükümet bu 2090 sayılı kanuna gönderme yaparak yani ondan etkilenerek onun bünyesinde bir yönetmelik hazırlamış. Sayı 26272'li bir kanun. Kanunun içi de özür dilerim yönetmelik. Yönetmelikte aynen şöyle tabi afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkındaki yönetmelik olarak hayata geçmiş. 2006 yılından itibaren 2090 sayılı kanunla paralel olarak bu yönetmelik uygulamaya geçmiş. Peki bu uygulama geçtikten sonra doğal afetlerle ilgili ne olmuş? Herhangi bir gelişme var mı? Ne durumdayız? Kısa kısa paylaşmak isterim. Değerli basın emekçilerim, bu yönetmelik o kadar devreye girdikten sonra, o kadar süreden sonra ne yazık ki bugün bu doğal afetlerin ortaya çıkardığı maddi ve diğer zararları giderebilecek konumda değil. Bu yönetmeliğin çok açık bir şekilde tarifi nasıl bir zarar ziyan yönetimini ortaya Koyma düşüncesi şu. Diyor ki: Ben diyor tarımsal sigortalar havuzu kurdum diyor. Yani tarsim. Sizin bildiğiniz dille tarsim. Bu havuza girerseniz çiftçi kayıt sistemine gireceksiniz. Çiftçi kayıt sisteminden sonra da bu havuzdan gidip sigorta yaptıracaksınız. Bu sigortanın işleyiş biçimi belirli ürünleri kapsıyor. Bu ürünlere göre bir muafiyet söz konusu. Örneğin diyor ki yüzde onla yüzde on beş arasında bir muafiyet var. Yüz bin TL'lik bir sigorta güvence içine girdiyseniz on beş bin lira muafsınız diyor. On beş bin lirayı kenara koyacaksınız. Zarar ziyan olursa seksen beş bin lira üzerinden fiyatlandıracağım diyor. Bir başka alanı da risklere göre yüzde onla kırka kadar prim ödeyeceksiniz diyor. Bu primin de %50'sini devlet, %50'sini çiftçi ödeyecek. Dolayısıyla muafiyet oranı da çok yüksek, prim oranı da yüksek olduğu için büyük bir kısım sigorta yaptırmıyor. Yönetmelik de diyor ki sigorta yaptırmazsanız sizi afet yani acil olarak yaşanan sorunlara karşı afet kapsamı içerisine alabilirim ama onun da kriterleri var. Hepsinin kriterleri var. Kısa kısa bahsetmek isterim. Diyor ki tarsim yaptırmadıysanız sizin afet kanunundan yarabilmeniz için Tarsim'in bünyesinde olmayan bir alandan zarar görmeniz lazım. Birincisi bu. İki, zararınız diyor yüzde kırkın üzerindeyse diyor ona göre bir uygulama yapacağım. Yüzde kırkın altındaysa diyor ona göre bir uygulama yapacağım diyor. Ve çok açık bir şekilde tarifi var. Tarımsal ürünlerinizin canlı, cansız üretim araçları ve tesisleri dahil tüm tarımsal varlığının toplam parasal değerinin en az yüzde kırkı ve üzeri zarar görenler ve yüzde kırkın altında zarar görenler. Diyor ki, yüz dönüm buğday ektiniz. Yüz dönüm buğday zarar gördü. Yüzde elli zarar gördü buğdayınızın yüzde elli zarar görmesi yeterli değil diyor. Her türlü tarımsal ürünleriniz, canlı cansız üretim araçları, tesisleri dahil tüm tarımsal varlığınızın parasal değerinin en az yüzde kırkı zarar görmüş olmalı. Yüz dönüm buğday yüzde elli zarar gördü orada duracak. Dönüyor traktörünüz, tarım alet, alet ekipmanınız, tarımsal tesisiniz, bütün bunların da en az toplam parasal değerinin yüzde kırkı zarar görmüş olmak zorunda diyor. Ancak böyle olursa diyor sizi AFAD yani acil destekleme ya da acil destek programı içerisine alırım diyor. Sadece bu da yeterli değil diyor. Yüzde kırkın altında zarar görenler içinse diyor çok açık bir şekilde yüzde kırkın altında zarar görebilmeniz için diyor bir asgari ücretlinin bir yılda aldığı ücretin üç katının dan daha az gelirinizin olması lazım. Bakın burada koyduğu kritere bakın. Bir asgari ücret 12 ay onun üç katı. 2.900 lira bürüt ücret çarpı 12 ay çarpı 3 kat 105.948 lira yapıyor. Yani 105.948 liranın altında bir geliriniz toplam geliriniz varsa ancak o zaman sizi bu sigorta kapsamı ya da destekleme kapsamı ya da yaşadığınız zararı gidermeye dönük bir çalışma yapabilirim diyor. Peki değerli arkadaşlar değerli basın emekçileri. Çiftçinin insanca yaşayacağı bir gelirin bu 105 bin lira asgari ücret aldığınızda neye harcıyorsunuz? Gıdanıza, kiranıza, elektriğinize harcıyorsunuz. Peki çiftçi ayrıca mazota para veriyor mu? Gübreye para veriyor mu? İlaca para veriyor mu? Veriyor değil mi? Peki bu geliri hesapladığınızda zarar ziyanda bunu kriter olarak alıyorsunuz da çiftçinin insanca yaşayacağı koşullarda neden bu 105 bin lirayı kriter almıyorsunuz? Bu ne biliyor musunuz? Tarsim'i öyle bir planlamış ve koymuş ki afet kanunundan yararlanmasın diye çiftçiye yaşadığı afetten dolayı afet kapsamı içerisine almayarak Adeta çiftçiyi cezalandıracak bir model kurmuş. Ya tarsimden gidip sigorta yaptırırsınız ya da ölürsünüz diyor. Ölümü de şöyle tarif ediyor. Dolu yağdı, don oldu, fırtına geldi. Ürettiğinizden zarar ettiniz, perişansınız kaderinize terk edildiniz. canlı canlı mezara girdiniz. işiniz bitti. ama diyor sizin mezarınıza ben bir gül dikeceğim. Türkiye'deki kriz afet yönetim modeli bunun üzerinden kuruldu. Tarsim dedikleri kavramda şu anda çok net bir şekilde rakamlar elimizde. 2019 yılında 197 milyon 07 milyon dekardan ekim alanı yapılmış. Bunun 26.1 milyon dekarı yani yüzde 13'ü tarsim sigorta kapsamı içerisine girmiş. Yüzde 87'si tarsim sigorta kapsamı içerisinde değil. Neden mi? Primler yüksek. Neden mi? Muafiyet çok yüksek. Neden mi? Ürün deseninden dolayı birçok ürün kapsama içerisinde değil. Neden mi? Miras hukuku, kira, kamu kaynaklarını, kamu arazilerini kullanmadan dolayı CKS kayıt yapılamaması bütünüyle bakıldığında aslında ekili alan bundan çok daha fazla aslında oransal olarak tarsim mevcut ekili alanların yüzde on değil, çok daha azına ancak karşılayabiliyor. Yani kısaca Türkiye'de doğal afetlerden dolayı kriz yönetilemiyor. Devlet ve hükümet doğal afetleri giderecek bir mekanizma ortaya koyamıyor. Afat, yönetmelik, tarsim, çiftçinin yaşadığı doğal afet sorunlarını çözemiyor. Bunun için yapılması gereken çok net hızlıca üretim zararlarının tespit edilmesi gerekiyor. Mutlaka zarar gören çiftçiye yeniden ekim yapılacak yerler için yeni bir destekleme yapılması gerekir. Tohum, ilaç, gübre açısından üreticinin borçları aslında koronavirüs sürecinde bütünün ertelenmesi lazım. Ama özellikle bu zarar gören çiftçilerin borçları derhal faizsiz olarak ertelenmeli ve yeni bir kredi olanağı sağlanmalı. Sigorta yöntemi, biçimi, yönetmeli, değiştirilmeli. Sigorta kapsamı genişletilmeli ve bu ürünlerin sigorta kapsamını alınarak, destekleme artırılarak tümünün güvence altına alınması gerekiyor. desteklemelerin elektrik ve su parasından kesilmesi, önlenmesi gerekiyor. Elektrik ve su borçları derhal ötelenmesi ve kesintiye uğramaması gerekiyor. Ve elbette ürün planlaması yapılarak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak o bölgede ürün riski, iklime göre ürün riskleri de planlanarak o bölgeye uygun ürünler ekilerek sahici bir planlama yapılarak bütün ürünler devletin kontrolünde güvenli olarak sigorta kapsamına alınmalıdır. Bu yapılmalıdır. Bu yapılmazsa her sene çiftçi bu yüzden üretimden uzaklaşmaktadır. Köylü çiftçi kaderine terk edilemez. Çünkü bu bir kader değildir. İklim değişikliği gerçeğidir. Türkiye gerçeğidir, iklim gerçeğidir. Bu gerçeğe göre de planlama yapılmalı. Destekleme yapılmalı. Bütçeden buna göre kaynak ayrılmalıdır. Diğer bir konu, evet ne yazık ki yılbaşından bugüne 2019'a göre ilk 3 aydan sonra özellikle 3. ve dördüncü ayda ithalat ve ihracatta ciddi bir gerileme var. Bu rakamlarla çıktı basın bunu izliyor. Ama tarımda Sürekli bir ihracat fazlası da var, ithalat fazlası da var. Ama dolar karşısında TL sürekli değer kaybettiği için cari açık sürekli artmaktadır. 2019'un ilk 4 ayında ihracatımız 9,5 milyar dolarken milyar TL iken 2020 yılında %11 artarak 12 milyar TL oldu. Yine aynı dönemde ithalatımız 17 milyar TL'den 22 milyar TL'ye çıkarak açığımız, açığımız 5 milyar TL oldu. Yani ithalat daha fazla ve açık sürekli büyüyor. Yine 2019'un ilk 4 ayında tarımsal cari açığımız 7.7 milyarken 2020 yılında tarımsal cari açığımız 9.8 milyar TL. Hükümet yetkilileri muhtemelen yarın çıkarlar derler ki bizim dış ticaretimizde ihracatımız daha fazla diyebilirler. Bu bu anlayışla ilgili bir şey. Defalarca anlattık. Bir kez daha söyleyelim. Tarımsal dış ticaret bizim açımızdan Bitkisel üretim ve hayvansal üretimi kapsıyor. Bitkisel üretim ve hayvansal üretimi kapsıyor. Ama iktidar bunu gıda maddeleri üzerinden değerlendirerek oradan yürümeye çalışıyor. Biz çiftçiyiz ve bu ülkenin üreten bir ülke, toprakları var, suyu var, güneşi var. Bizim ülkemizde üretilen bir ürünün ithal edilerek onun üzerinden bir ihracat öyküsü, başarı öyküsü yaratmanın bu ülkenin gerçeklerine uymadığını buradan bir kez daha söylüyoruz. O yüzden ham madde bazında, bitkisel üretim bazında ve hayvansal üretimde ne yazık ki ithalat ihracat dengemizin sürekli ithalat lehine artması gerçekten beni bir çiftçi olarak, bir ziraat mühendisi olarak ve bir politika siyasetçi olarak üzmektedir, yormaktadır. Bunu defalarca anlattım. Rakamlarla oynayarak, algı yöneterek sorunu değiştiremezsiniz. Üreten bir ülke üretmiyorsa dışarıya muhtaçtır. Demişti AKP Genel Başkanı. Ambarın anahtarı başkasının elindeyse sizin adınıza onlar karar verirler. Şu anda Türkiye'nin tarımsal üretimde ambarın anahtarı yabancı ülkelerin çiftlik yabancı ülkelerin çiftçileri ve saray lobisinin ithalatçı hegemonlarının elindedir. Dolayısıyla olaya böyle bakıyoruz. Kısaca birkaç örneği paylaşmak isterim. Geçen yılın Ocak-Nisan dönemine göre yani 2019'un Ocak-Nisan dönemine göre 4 aylık dönemine göre 2020 yılının Ocak-Nisan ayında gerçekleşme şöyle. Arpa'da %292 daha fazla ihracat var. 475 bin ton ihrac ithal etmişiz. İthal. Yine Ocak-Nisan dönemine göre 2019-2020 ayçiçeği tohumunda yüzde 38'lik bir ithalat artışı var. 535 bin tona denk gelmektedir. Buğdayda yüzde 28'lik bir artış var. 3 milyon 395 bin tona karşılık gelmektedir. Mercimekte yüzde 113'lük bir ithalat artışı var. 264 bin tona denk gelmektedir. Nohut'ta yüzde yüz bir artış söz konusu yedi bin tona ulaşmıştır ilk dört ayda pamukta yüzde yüz bir artış var üç bin tona ulaşmıştır ne yazık ki şeker şeker evet değerli basın emekçileri şeker değerli halkım şeker yüzde yetmiş bir artış var seksen bin tona ulaşmıştır ve kuru sarımsak. Üzgünüm ama gerçek. Diyor ya iktidar. AKP yapar diğerleri bakar evet AKP yapıyor. Toplum olarak da görüyoruz ne yaptığını. Kuru sarımsakta yüzde 208'lik bir artış var. 5500 ton ilk 4 ay. Ve yine taze sarımsak sıkı durun yüzde 3328. Dik bir artış var. 325 bin 325 ton olarak gerçekleşmiş. Kısaca AKP ürettirmiyor, AKP ithal ediyor, yapay bir büyüme mekanizmasıyla içi boş üretime dayalı olmayan sadece kendi havuz medyasıyla günü kurtarmaya çalışan bir anlayış. E yani kuldan utanmıyorsanız artık Allah'tan utanırsınız diye bekliyoruz. Derhal bakanı, hükümeti sadece ve sadece bu nedenlerle bu nedenlerle bile aslında görevini tamamlamış olduğuna inanıyoruz. İstifaya bir kez daha bir çiftçi gözüyle, algısıyla, düşüncesiyle davet ediyorum. Ve tabii sadece bitkisel üretimde mi? hayvansal üretimde de hani demişti ya bakan artık ithalat yapmayacağız. İthalat izinlerini durdurduk. Tamam. 2020 yılının ilk dört ayında 143 bin 122 baş besilik, 3493 baş damızlık büyükbaş olmak üzere toplam 143 milyon 741 bin 744 bin dolar ödeme yapmış görünüyor. Ne yazık ki durum bu ithal etmiyorlardı ama demek ki etmek zorunda kaldıkları bir mekanizmayı görüyoruz. Yani yönetmek yerine seyrediyorlar. Sadece ithalatla yine çiftçiyi terbiye etme modelini sürdürüyorlar. Evet son olarak çay meselesi devam ediyor arkadaşlar. Üzgünüm basın emekçileri. Buradan defalarca söyledik, anlattık, zaman vardı, bugün herkes sokağa çıktı, başladılar kısıt sokağa çıkma kısıtından, kentten kente gelmemekten ama bir türlü çayda istediğimiz sonucu elde edemedik. Çıktılar, 3.40 lira fiyat açıkladılar Çaykur. Hemen arkasından geçen yıl birinci biçim olarak 500 kilo olan Kota'yı 600 kiloya çıkarttılar. Gün randevu ve randevuya gelince günlük kotaya gelince 50 kilo dediler. Sonra 30 kilo dediler. Şimdi 15 kiloya düştüler. Yani ben sabah tarlama gittim erkenden. Çay mı biçtim? 50 kilo çay biçtim. Getirdim çay kura. Saat 12 randevum var. Bekliyorum zaten. 12 iş tutmuyor da. 2 oluyor, 3 oluyor, 2-3 saat orada bekliyorum. E sen 50 kilo getirdin ama senin 15 kilonu alırız. Gerisi e bu çay taze, harretleniyor, bozuluyor. Bunu mutlaka o gün satmam lazım. Dönüyorum, gidiyorum. Serbest piyasadaki şirkete şirket istediği fiyatı alıyor. Şu anda 2 lira 60 kuruş, 2 lira 70 kuruşla çay alıyorlar. Ama biraz önceki rakamlarda çay ithalatının da devam ettiğini açık bir şekilde görmüştük. Çay ithalatı çok net bir şekilde devam ediyor üzülerek. Çayda sorun devam ediyor. Bir kanunumuz var. Bir hafta içerisinde genel kurula indireceğiz. Talebimiz şu. Açıkladığınız 3 lira 40 kuruşun altında çay üreticisine altında çay üreticisine gelir gitmemeli. Yani 3.40'ın altında çay üreticisi kilogram başına fiyat almamalı. Daha düşük olmamalı. Bunu ortaya koyan bu kanunu yeniden meclisin olağan gündemine alacağız. Yani çayda başından beri yönetilememe krizi, yönetememe krizi devam etti ve bugün büyüdü. Çay üreticisi öfkeli, çay üreticisi kızgın çay üreticisi ne yazık ki mağdur. Bunu hala orada görüp hala iştesini çıkarmıyorlarsa gerçekten onlar bu ülkede yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Gerçekten bu ülkenin içinde olan biteni görüyorlar mı, görmüyorlar mı bilmiyorum. Ama sırça saraylarda ya da bakanlığın lüks odalarında televizyon ekranlarında uzaktan telekonferans sistemiyle çok güzel kağıt üzerinden halkı aldatan, kandıran mesajları açık bir şekilde veriyorlar. Hepsini göreve davet ediyorum ve elbette o görev artık tamamlanmıştır. Bu iktidar görevini bitirmiştir. Bu ülkeye artık faydası yoktur. Dünya bir krizle uğraşırken, bir koronavirüsle uğraşırken biz iki virüsle uğraşıyoruz. Bir koronavirüs COVID-19, bir de saray rejimi. Çok açık ve net ikisinden de bu halkın bu ülkenin ciddi anlamda kurtulması gerekiyor. Evet değerli basın emekçileri son olarak kısaca bu basın açıklamalarını yayınlayınca toplumun değişik kesimlerinden bize bilgiler geliyor. Mutlaka söyleyin diyorlar. Mutlaka. Elbette hepsini söyleyemiyoruz. O kadar çok ki. O kadar çok şikayet var ki bize gelen. Ama hiç olmazsa birkaç tanesini paylaşalım. Mardin'de elektrik kesintisi artık krizi aştı. Bir deyim yerindeyse büyük bir infiale, büyük bir soruna dönüştü. Yaşam o fırsatı verirse, üçüncü kez Türk Hava Yolları uçağı, ne yazık ki buradan söyleyelim, önce saatleri değişti, şimdi gideceğimiz gün iptal oldu ama bir şekilde gideceğiz, karayoluyla gideceğiz ve Mardin'deki bu durumu yerinde görmeye gideceğiz. Ama sadece Mardin'de mi elektrik kesintisi? Hani demişlerdi ya elektriği özelleştireceğiz. Daha iyi elektrik gelecek. Daha ucuz elektrik gelecek. Koronavirüs dönemindeyiz. Toprağa ekilen tohum, toprağa dikilen fidan, toprağa konan fide. Halkın, devletin milli servetidir, milli serveti. Bu servet hangi gerekçeyle olursa olsun üretim sürecinde sekteye uğratılamaz. Sorumlusu hükümettir, devlettir. Gerekçe ne olursa olsun afet kanununda da yazıyor. İnsani nedenlerle ya da başka nedenlerle sekteye uğrayan üretimin zararı giderilir diyor. O yüzden hükümetin derhal buraya el atması lazım. Bu dönemde Başından beri söylüyoruz. Ne demek su kesintisi? Ne demek elektrik kesintisi? kesintisi? Olacak şey mi? Yüz binlerce dönüm buğday, yüz binlerce dönüm mısır olacak şey mi? Sadece orası mı? Gelen bilgiler. İznik, sulama bölgesi, 30 bin dönüm, 35 bin dönüm yer, domates, patlıcan, kabak, biber, zeytin, Elektrik kesintisi yüzünden sulama birliği su veremiyor. Sadece orası mı? Birçok yerden bize elektrikle ilgili bilgi gelmekte. Nevşehir'den. Erzincan'dan. Birçok ilden. Olacak şey değil. Yaz ayları. Kuraklık bu servet, bu ürün halkın hepimiz. Bu topraklar hepimiz. Nedir bu şirketleri koruma güdünüz? Anlaşılır gibi değil. Önce tarıma, çiftçiye doğrudan gelen desteği, firmalar için tahsildarlık yaptığınız şirketler için su parasını oradan kesiyorsunuz, elektrik parasını oradan kesiyorsunuz. Bu yetmedi. Tam üretimin en önemli olduğu dönemde elektrik kesiliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yine Nevşehir'de. Binlerce ton patates artık depolarda kalacak durumda değiller. 10 15 20 gün içerisinde değerlendirildi, değerlendirildi. Değerlendirilmedi, bunlar çöpe atılacak. Çiftçiler isyandalar. Lütfen bir çözüm. Bu patatesler için bakan demişti ya üretin. Alacağız. Çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz. İnanıyorum ki dinliyor bütün bunları. Çok kolay. O savurgan bütçe harcamaları, o saltanat ve saraylardan ayıracağınız çok küçük paralarla bu insanları mutlu edersiniz. Bu insanlar yeniden üretir. Bu insanların ekmeği diyecek sözüm yok. Eğer anlamak istemiyorlarsa elbette diyecek söz kalmıyor. Yine 65 yaş nedeniyle sokağa çıkamayan insanlarımız ya herkes sokakta bize belirli zaman veriliyor. Hiç olmasa bu zaman Hafta içi mesai günleri olsun. Bizim yapacak işlerimiz var. Senetlerimiz var ödenecek. Bankalara gitmek istiyoruz. Bazı görüşmelerimiz var. Bizim çıktığımızda hiç olmazsa bazı işlerimizi görebilelim. İsyan ediyorlar. Elbette bunların talepleri, o talepleri söylemek zorundayım. Cezaevlerinde çalışanlar Üç ay boyu, üç aydır hiç evlerine gitmediler. infaz memurları. Ya cezaevinde ya karantinanın olduğu binalarda. Lojmanlarda, okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda kaldılar. Çok mağdur olduklarını söylüyorlar. Elbette pandemi süreci. Gerekiyorsa yaptık, daha da yapacağız diyorlar. Ama hiç olmazsa 3600 kat sayısı ekodenek ek göstergeleri istiyorlar. Ücretlerinde iyileştirme istiyorlar. Zaten çocuklarımıza hasretiz. Zaten evimize gidemiyoruz. Zaten risk altındayız. Ama eh görevse yapıyoruz. Ama özlük haklarımız iyileştirilsin. En zor görevlerinden birini yapıyoruz bu ülkenin. Ceza ve infaz memurlarının isyanıdır, talebidir. Hepinize teşekkür ediyorum değerli basın emekçileri.